Güneş doğdu yiğit.
Engin Bey oğlum, hı? Çay zamanı. Çalışmana biraz ara ver. Sabahtan beri hiç durmadan yazıyorsun. Ne yapayım? İşim bu. Yazmak mecburiyetindeyim. Çay için teşekkür ederim. Eline sağlık. Seni de yordum Kadir Baba. Hayır, yorulmuyorum. Bu benim görevim. Hem sen bana babanın emanetisin. Ona söz verdim. Senin her şeyinle ilgileneceğim diye. Bunlar bugün gelen mektuplar. Hı. Gönül Hanım aradı. Saat 7'de tekrar arayacak. Yemeğe gidip gitmeyeceğinizi soruyor. Yayın evinden aradılar. Son bölümü ne zaman teslim edeceğini soruyorlar. Baskıya mı, dizgiye mi ne vereceklermiş? Önce dizgiye gider kitaplar. Neyse, bugün akşama bitireceğim. Yarın götürürsün. Peki, telefon edip bildiririm. Bir isteğin var mı? Sağ ol. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ ol. Ben miyim? Allah Allah. Kim bana böyle bir şey gönderir ki? Oğlum öleli bir hafta oluyor. Ben o küçüğümü yaşatabilmek için aylarca uğraştım. Ama öldü. Onun ölümünden sonra bu dünyada yaşamanın anlamı yok. Çünkü o sendi. Sen olmayınca bu dünyada niçin yaşayayım? Şaşıracaksın biliyorum ama sen yeryüzünde benim için her şeysin. Bunu seninle konuşmak ve sana anlatmak istiyorum. Senin beni hiçbir zaman tanımamana karşılık ben seni her zaman sevdim. Ve de tüm hayatım boyunca. Şimdi sana hayatımı anlatacağım. Sen de bunu bilmelisin. Bu hayat daima senin oldu ve sen bunu hiçbir zaman bilmedin. Benim hayatım seni tanıdığım gün başladı. Sen karşıma çıktığında ben 17 yaşımı sürüyor ve lise 2'ye gidiyordum. Babam öldüğünden annemle birlikte babamdan kalan emekli maaşıyla geçiniyorduk. Güle güle. Hadi hoşça kal. Ay kitabını unutma. Unutmam, yarın getiririm. Bye. 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 Oturduğumuz dairenin karşısına birinin taşınacağını annem söylediğini önemsememiştim. Bizim gibi orta halli insanların oturduğu eve yine orta halli birileri gelirdi. Fakat bir gün okuldan eve dönerken bizim apartmanın önünde gördüğüm eşyalar sana olan ilgimin başlangıcı oldu. Eşyaların arasında o güne kadar görmediğim heykeller, Budist mabutlar, büyük küçük tablolar, kitaplar, İngilizce, Fransızca, Almanca ve bilmediğim dilde bir sürü kitaplar vardı. Bu kadar çok güzel kitabı aklıma almıyordu. Orada bir süre kalıp onları seyrettim ve senin nasıl biri olduğunu düşünmeye başladım. Acaba sen nasıl biri? Taşındığın dairenin önüne geldiğinde merakım daha da arttı. Bir an orada durdum. Yaşlı bir adam eşyalarını teker teker silip yerine yerleştiriyordu. İçeri girip bütün eşyalarına bakmak, onlara dokunmak istiyordum. Ama yaşlı adamdan çekiniyordum. Bir dakika küçük hanım. Yok yok, oraya koyma, içeri getir. Tamam. Dur dur, girme. Ver kitaplarını. Bakkaldan bir yağ al gel. İyi, tamam. Anne, karşı daire kim taşınıyor? Bilmiyorum. Yaşlı bir adam vardı bugün, yoktu o mu? Hayır, o yardımcısıymış. Peki kimmiş? Bilmiyorum dedim ya. Yazar mı, gazeteci mi, ne öyle bir şeymiş. Ne gülüyorsun? Hani bilmiyordun? Bana bak, adam bekarmış. Hmm. Gidip gelirken dikkat et. Böyle adamlara pek güven olmaz. Aman anne. O gece geç vakte kadar seni düşündüm. Halbuki seni görmemiştim daha.
Benim de ucuz kitaplarım vardı. Onları sever ve okumaya bayılırdım. Ama senin kitaplarını görünce benimkiler hiçbir şeydi. O kadar çok kitabı olan, onları okuyan ve o dilleri bilen bu kadar zengin ve bilgili bir insanın nasıl biri olacağı çok ilgimi çekiyordu. Hayalimde seni canlandırmaya çalıştım. Çeşitli tahminlerde bulundum ama bir türlü birine benzetemedim. Sonunda uyudum. Ayşe ya, ben eve gidiyorum. Neden gidiyorsun? Öyle, annemle bir yere gidecekmişiz. Ama senin yaptığın hiç hoş değil. Hani birlikte kitap bakmaya gidecektin. Hemen seni bu saate kadar bekledim. Millet çıkalı yıl oldu. Ne yapayım, kimyacıya takıldım. Başka zaman gideriz. O zaman ben de yalnız giderim. Sen bilirsin. Hadi hoşça kal, yarın görüşürüz. Okulda bütün gün seni düşündüm. Onun için kendimi derslere veremedim. Okul çıkışında içimde tatlı bir heyecan vardı. Bir an önce eve gidip seni görmek istiyordum. Seni görememek beni iyice meraklandırmıştı. Eve geldiğini biliyordum. Mutlaka seni görmeliydim. Onun için evini gözetlemeye başladım. Gece geç vakitlere kadar seni bekliyor. Fakat yine de göremiyordum. Güle güle beyefendi. Hoşça kal Kadir efendi. Günaydın. Günaydın. Nihayet dördüncü gün seni gördüm. Yaşlı birini beklerken karşıma sen çıktın. Sana işte o anda aşık oldum. Hele beni selamladığında dünyalar benim oldu. Artık sen benimdin. Seni iyi görebilmek için hemen arkandan koştum. Ama yoktu. Gitmiştin. Seni görememek beni üzmüştü. Fakat sonra kendimi toparladım. Nasıl olsa akşam seni yine görebilirdim. Okula sevinçle gittim. Anlıyorsun değil mi sevgilim? Benim gibi genç kızlığa geçmekte olan biri için ne büyük bir fevkaladelik. Kitaplar yazan, geniş bir çevresi olan, ünlü bir insanın genç ve zarif, en fazla 30 yaşında olduğunu keşfedivermek. O günden itibaren evimizde o küçük dünyada beni senden başka hiçbir şey ilgilendirmiyordu artık. Seni gözetliyordum. Gece gündüz seni gözetliyordum. Alışkanlıklarını merak ediyordum. Sana gelip giden insanları merak ediyordum, bilmek istiyordum. Çeşitli insanlar geliyordu evine. Bu da senin ne kadar sevildiğinin kanıtıydı. Bana öyle geliyordu. O insanları gördükçe inan çok seviniyordum. Çünkü nasıl olsa onlarla bir gün ben de tanışacaktım. Engin'cim her şey çok güzeldi. Tekrar görüşürüz. Kendine dikkat güle et. Güle güle. Hoşça kal. Fakat evine girip çıkan kadınları gördükçe sana çok kızıyor
ve kendimi ihanete uğramış gibi hissediyordum. Ah Cidem. Efendim Ayşen? Şey, senden bir şey isteyecektim. Ne? Biliyorsun yarın yazılı olacağız. Seninkini ya bildiğini bana bir geceliğine verir misin? Olmaz, veremem. Cidem, lütfen. Ama ısrar etme Ayşegül, ben de ders çalışacağım. O zaman size gelsen defterindeki notları kendi defterime geçsem olur mu? Olabilir, mümkündür. Teşekkür ederim küçük hanım. Bir şey değil. İyi günler. İyi günler. Kim bu yakışıklı adam? O mu? Bizim apartmanda oturuyor. Seninle konuşurken neden kızardın? Kızarmadım. Hem neden kızarayım? Onu sen biliyorsun. Ben nereden bileyim? Kızarmadım dedim. Beni rahat bırak. Fakat defteri... Vermiyorum. Gelme benimle. Aptal, ne olacak? Odamda hep seni düşündüm. Teşekkür ederim küçük hanım diyen sesin devamlı kulaklarımdaydı. Çok mutluydum. İşte o dakikadan başlayarak seni sevmeye başladım. Sen benim için her şeydin, hayatımdın. Sana güzel ve şirin görünmek için giyiniyor, süsleniyor, dışarı öyle çıkıyordum. Ancak seninle bağlantısı oranında var oluyor. Hayatımda her şey ancak seninle bir bağlantısı varsa anlam kazanıyordu. O zamana kadar sıradan bir öğrenciyken birden ders çalışmaya ve romanlar okumaya başladım. Çünkü sen bir yazardın ve kitapları seviyordun. Gece yarılarına kadar ders çalışıyordum. Yapmıyor musun kız? Hayır anne, daha dersim bitmedi. Sen yap. Peki kız. İyi geceler. Sana da anneciğim. İyi geceler. Sağ ol. Nedir bu? Al da bak anneciğim. Senin mi? Benim. Canım kızım, yıllardır bu anı bekledim. Sağ ol yavrum. Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Geç otur, ben şimdi geliyorum. Tamam. Ben hazırım. Bak şimdi şu sayfayı çal bakalım. Biliyorsun geçen ders çalışmıştık burayı. Tamam. Hadi domajörden. Tamam. Teşekkür belgesinden sonra annem bana hediye alacağını söylediğinde gitar almasını rica ettim. Bir müzik aleti çalmasını öğrenecektim. Konservatuvara giden arkadaşımdan ders almaya başladım. Çünkü sen müzik seviyordun. Senin sevdiğin her şeyi ben de sevmeliydim. Hanım, bu sizin.
nasıldı? Lütfen alın. Bugün benim doğum günüm. Herkesin mutlu olmasını istiyorum. Çünkü ben çok mutluyum. Teşekkür ederim. İyi günler. Mutluydum. Hem de çok mutlu. Gül vermiştin bana. Bana bir gül vermiştin. Bunu bütün dünyaya haykırmak istiyordum. Des emanetini ömrümün sonuna kadar saklayacağımı o gece defalarca yemin ettim. Hafta sonu dönerim Kadir Baba. Arayanlar öyle söylersin. Peki Engin Beyoğlu. Serpil Hanım ararsa panel ve imza günü için Ankara'ya gittiğini. Olur evladım, öyle söyle. Hadi hoşça kal. Güle güle, selametle. Yolun açık olsun. Hafta sonuna 5 gün vardı. 5 gün seni görememek, sensiz yaşamak benim için imkansızdı. Yaşayamazdım. Ne yapacaktım? Sen Ankara'da mutlu bir şekilde günlerini geçirirken, bense acılar içinde sensiz günlerimi huysuz, dalgın olarak geçirmeye çalışıyordum. Dönüşünü 4 gözle bekliyordum. Eve girişini kaçırmamak için her an tetikteydim. Dönüşünü gözlerimle görmek, döndüğüne emin olmak istiyordum. Hay Allah, anne nereye gittin? Ay. Kitap okumayı seviyorsun demek. Evet, seviyorum. Eğer müsaade edersen sana bir kitap hediye etmek istiyorum. Ne dersin? Sevinirim. Gel öyleyse. Hadi. Oo, Engin Bey, hoş geldiniz. Ben sizi yarın bekliyordum. İşim erken bitti, ben de döndüm. İyi yaptınız. Buyurun. Buyurun. Siz buyurun, ben sonra gelirim. Aa. Olmaz, hanımlar önden girerler. Buyurun oturun şöyle. Buyurun buyurun, çekinmeyin. Ben şimdi geliyorum. O an kalbim duracak sandım. 2 mutluluğu birden yaşıyordum. Sen bir gün önce dönerek bana dünyaları bağışlıyor, üstelik evine davet ederek bir kitap vermek istiyordum. Kalbim buna nasıl dayanabilirdi? Yoksa bir rüyada mıydım? Benim için bir tapınak olan evine girdiğimde daha da heyecanlanmıştım. Sen kitap ararken ben senin dünyanı seyrediyordum. Eşyalarına, kitaplarına, masana, tablolarına büyük bir hayranlıkla baktım. Benim için bu yaşamımın en büyük olayıydı. Size son kitabımı vereyim. Beğeneceğiniz umarım. Buyurun. Çok, çok teşekkür ederim.
Ben artık gideyim. İyi günler. Size de. Engin Bey oğlum, valizinizi boşaltayım mı? Sonra. Anlat bakalım Kadir Baba. Ben yokken neler oldu? Önemli bir şey yok Engin Bey oğlum. Serpil Hanım'a bıraktığınız notu söyledim. Bazı arkadaşların aradı. İsimlerini telefonun yanındaki deftere yazdım. Dur getireyim. Yo. Sen bana önce bir yorgunluk kahvesi yap. Hay Engin Bey oğlum. Bana önce gül, sonra kitap verdiğine göre sen de benden hoşlanıyordun. Bu beni çok mutlu etmişti. Kitabını okurken her sayfada seni seviyorum sevgilim diyordu. O gece geç vakte kadar kitabını okuyup bitirdim. Güzel bir aşk romanıydı. Çok beğenmiştim. Rüyamda seni gördüm. Birlikte mutlu el ele yürüyorduk. Çiğdem, sana bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar sana belli etmemeye çalıştım. Ama sonunda çaresiz kaldım. Ev sahibi zam istiyor. Bizimse zam yapmamız imkansız. Bunu söyleyince evden çıkın dedi. Çıkacak mıyız anne? Maalesef çıkacağız kızım. Başka çaremiz yok. Buraya verdiğimiz kira ile başka bir ev bulmamız imkansız. Onun için İzmir'e gideceğiz, dayının yanına. İzmir'e mi? Ama okulum olmaz. Okulun 15 güne kadar bitiyor. Önümüzdeki sene İzmir'de okursun. Ne yapalım kız? Olmaz. Ben gitmem. Gitmem İzmir'e. Neden yavrum? İşte sen git. Sen nerede kalacaksın? İstanbul'da bir başına. Saçmalamayı bırak. İzmir'e gidiyoruz Çiğdem. Dayım bize bir ev veriyor. Orada kalacağız. Hem İzmir'de buradan daha iyi yaşayacağımızı biliyorsun. Okulun ay sonunda tatil olunca gidiyoruz İzmir'e. İtiraz falan da istemem. Bütün dünyam kararmıştı. Her şey bitmişti. Senden ayrılıyordum. Seni bir daha göremeyecektim. O anda orada ölmeyi ne kadar istedim bilemez. Ama Allah benim daha çok acı çekmemi istiyordu. Ölmemi değil. Bütün dünyayla ilişkimi kesmiştim. Tek başıma yaşıyordum. Arkadaşlarımın hiçbiriyle konuşmuyordum. Sürekli sensiz nasıl yaşayacağımı düşünüyordum. O yalnız saatlerimde en büyük desteğim senin kitabın ve gülündü. Onlarla saatlerce konuşup hem yalnızlığımı unutuyor hem de dertlerimi onlara anlatıyor. Daha doğrusu sana aktarıyordum. Evin toplanması için annem benim okulda olduğum saatleri tercih ediyordu. Eve her dönüşümde eşyaların biraz daha azaldığını görüyordum. Evle birlikte benim hayatım da boşalıyordu. Okulun son günü eve döndüğümde evi tamamen boşalmış gördüm. Hoş geldin Çiğdem. Yarın 11 otobüsüyle gidiyoruz İzmir'e. Hayır, bu kadar çabuk olamazdı. Ben daha sensizliğe hazırlanmamıştım. Thank you.
Senin yakınında olmadıkça yaşayamayacağımı biliyordum. Mutlaka bir çare bulmalıydım. Sonunda kurtuluşumun yine sen olduğunu anladım. Sana her şeyi anlatıp beni yanında alıkoymanı isteyecektim senden. Buna karar verince tüm üzüntüm yerini neşeye bıraktı. Evet, sana söyleyecektim. Eve dönünce senin dairenin zilini çaldım. O zilin keskin sesi bugün hala kulaklarımdadır. Zil sesinden sonraki o sessizlikti. Kalbim durmuş, kanım donmuş. Senin gelip gelmeyeceğine kulak vermiştim. Fakat sen gelmedin. Dağılmıştım. Umutsuz bir şekilde daireye döndüm. O 5 adımlık mesafeyi sanki yarım saatte yürüdüm. Bütün gün karda yürümüşçesine yorgun, bitkin olarak yığıldım. Seninle konuşmalıydım. Annem beni götürmeden seni mutlaka son bir kez görmeliydim. Bütün gece hep seni bekledim sevgilim. Kaderimi bekler gibi bekliyordum seni. Bütün gece hep seni bekledim sevgilim. Kaderimi bekler gibi bekliyordum seni. Sonunda gecenin ikisinde veya üçünde sokak kapısının açıldığını ve senin ayak seslerini duydum. Seni görmek, sana atılmak istiyordum ama sen bir kadınla birlikteydin. Kadının gülüşünü duyuyordum. Sen onu yavaş sesle ikaz ettin. Artık her şey bitmişti. Beni burada tutan hiçbir şey kalmamıştı. Gitmeliydim. Alas mı aldık Mehmet Efendi? Sandalyeleri sana bıraktım. Başka şeyler de var, alırsın artık. Tabii Gülnaz Hanım, sağ olun. Hoşçakal. Hayırlı yolculuklar. Hadi kızım, geç kalıyoruz. Çabuk. Gidiyordum. Ama kalbim her zaman seninleydi. Ne olursa olsun seni tekrar görecektim. Biliyordum. Çocuğum öleli bir hafta oldu. Yaşamak istemiyorum. Zaten yaşasam yalnız yaşayacağım. İnsanlar arasında yalnız yaşamaktan daha korkunç bir şey olamaz. Bunu İzmir'de dayımın yanındayken anladım. Dayımın ve annemin sürekli ilgilerine rağmen ben onlardan uzak durmaya çalışıyordum. Uzaktayken mutlu olmak, mutlu yaşamak istemiyordum. Mutsuz olmak istiyordum. Merhaba, adım Cüneyt. Sizi uzun zamandır takip ediyor ve çok beğeniyorum. Beni rahat bırak. Amma da havalı. Allah Allah. Kendimi kahır ve yalnızlığın karanlık dünyasına gömmüştüm. Kimseyle konuşmak istemiyordum. Yas tutuyordum ve hep tutmak istiyordum. Hadi hazırlan, gidiyoruz. Nereye anne? Bilmem. Dayım bizi gezmeye götürecekmiş. Gitmem. Ben evde kalmak istiyorum. İnadı bırak. Hadi hazırlan. Hayır anne. Kızım, her seferinde böyle yapıyorsun. Ayıp oluyor. Adamcağız bizi hoşnut etmek için elinden geleni yapıyor. Sen gelmeyince de üzülüyor. Kalk hadi. Hiç olmasa bu seferlik gel. Gelmem. Canım istemiyor. Hiçbir yere gitmek, hiçbir şey görmek istemiyorum. Aman gelme, sen gelme. Üstüne düştükçe bir alt oldum sanıyorsun.
Otur tek başına evde, ne at edersen et. Hadi yürü Gülnaz, gidelim. Devamlı seni düşünmek ve seninle yaşamak istiyordum. Bunun için saatlerce, günlerce tek başıma oturup sana ait her hatırayı gözlerimin önüne getiriyordum. Okula başladığımda sadece okula gidip geliyor, yine kendi yalnızlığıma gömülüyordum. Okulda kimseyle arkadaşlık etmiyordum. Sadece okuyor ve seni düşünüyordum. İzmir'de en büyük desteğim senin kitabın ve gülündü. Bir gün yeni kitabını gördüm. Kitapçıdan alelacele satın aldım. Eve gelip bir solukta okudum. O gece bitirdim kitabını. Sürekli seninle ilgili gazete, mecmua haberlerini kesip saklıyor, yeni kitaplarını okuyordum. Aklım hep sendeydi. Seninle ilgili bir şeyle uğraşmak beni çok mutlu ediyordu. Tek mutluluğum buydu. Kitaplarını satır satır ezberledim. Biri sorsa bugün hala söylerim. Çiğdem Güler burada mı oturuyor? Evet. Taahhütlü mektubu var da. Ben annesiyim. Şurayı imzalar mısınız? Teşekkür ederim. İyi teşekkür günler. Teşekkür ederim. Çiğdem! Çiğdem, mektup geldi! Ne mektubu anne? Kendin bak anlarsın. Anne, kazandım. Ne kazandın? Okul, üniversite. Ne okulu? Evet, üniversiteyi kazanmışım. Yaşasan İstanbul'a gidebileceğim. Boşuna sevinme, ben seni İstanbul'a tek başına göndermem. Anne, lütfen. Lütfeni falan yok. Kız kısmının ne işi varmış öyle yalnız İstanbul'da? Nihayet bir sonbahar akşamı İstanbul'a indim. İlk yaptığım şeyin ne olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı? Gece kalacağım oteli bulunca valizimi odaya bıraktım ve soluğu evinin önünde aldım. Pencerede ışık vardı. Kalbim çarpıyordu. Işık vardı. Sen vardın. Dünyam vardı. Ben 3 yıl hep bunun hayalini kurmuştum. Nihayet kavuştum sana. Gece yarısını ışığın sönünceye kadar orada bekledim. Üniversiteye kaydımı yaptırdıktan sonra küçük bir ev tuttum kendime. Mutluydum. Düzenimi kurmuştum. Şimdi bir hedefim vardı. Artık sana rastlamak, senin tarafından beğenilmek, bilinmek ve sevilmek istiyordum. Seni bir
bir defa görebilmek için saatlerce bekliyordum. Bir hafta sonra karşılaştım. Fakat seni gördüğüm anda yanaklarım al al oldu. Vücudumu müthiş bir heyecan dalgası sardı ve elimde olmadan şimşek hızıyla senin yanından geçip gittim. Evde yaptığım davranışın ne kadar hatalı olduğunu fark ettim. Madem seninle tanışacaktım, ne olursa olsun orada olmalıydım. Ertesi akşam yine evinin önünde seni beklemeye başladım. Gelişinde kendime çeki düzen veriyordum. Fakat sen gelmiyordun. Nihayet geldin. Ben tam evine doğru yürüyecektim ki arabadan bir kadın çıktı ve ikiniz mutlu bir şekilde eve doğru yürümeye başladınız. Yüreğimde müthiş bir acı duydum. Daha fazla kalmadan uzaklaştım oradan. Kırılmıştım. Sana olan kırgınlığımdan dolayı birkaç gün evinin önüne gitmedim. Fakat gecelerim öyle zor geçti ki sonunda dayanamadım. Yine evinin önünde seni beklemeye başladım. Ben bütün hayatım boyunca senin kapalı hayatın önünde bekledim zaten. Kaçmamak için bütün gücümü topladım ve yürüdüğüm kaldırıma geçtim. Sana doğru yürümeye başladım. Sigaranı atarken göz göze geldik. Beni tanıyıp tanımadığını merak ediyordum. Fakat sen yürüyüp gittin. Beni tanımadığını anladım. Sen beni hiçbir zaman tanımadın sevgilim. Bütün hayatım boyunca senin tarafından tanınmamanın acısını çektim. Karşılaşmamızın üstünden 2 gün geçmişti. Evde yoktun, seni bekliyordum. Seni beklemekten vazgeçip gitmeye karar vermişken sen geldin. Siz ne tesadüf? Refakat edebilir miyim? Olabilir. Çok şık bir yere gelmiştim. Hayatımda ilk defa böyle bir yere gelmiştim. Garsona kahve ve konyak ısmarladım. Konyak iyi gelmiş, ısınmış ve oturduğumuz yerde gevşemişti. Seni dinliyordum, hiç konuşmuyordum. Çünkü senin yanında olmak, senin bana hitap ettiğini duymak sonsuz mutluluktu benim için. Konuşarak bu mutluluğu bir anını bile bozmak istemiyordum. Büyük bir hayranlıkla seni dinliyordum. Bir şeyler yemek ister misin? Konyaktan sonra mı? Neden olmasın? Ara sıra bir şeylere tersinden başlamak değil mi? Peki. Garson. Yemekte de hep sen konuştun. Vakit geç oldu ve sonunda kalktık. Lokantadan çıkarken bana vaktim olup olmadığını sordum. Senin emrinde olduğumu nasıl gizleyebilirdim? Yaşamımın bütün saatlerini seninle birlikte geçirmekten güzel ne olabilirdi? Vaktim var dedin. Vaktim vardı. Davetini kabul edişime şaşırmıştım. Beni tanımak için sorular soruyordu.
Ama ben kaçamak cevaplar verip sana açık vermiyordum. Saf bir kız olduğum izlenimini vermeye çalışıyordum. Dairene çıkıyorduk. Sen bu merdivenlerin, antrenin benim için ne büyük anlam taşıdığını bilemezdin. Seni ilk bu merdivenlerde görmüştüm. Sana burada aşık olmuştum. Seninle senin evine giriyorduk. Daha doğrusu bizim evimize. Bu benim için her şeydi. Hayallerim gerçekleşiyordu. Bütün geceyi senin yanında geçirdim. Daha önce bana hiçbir erkeğin dokunmamış, hiçbir erkeğin hatta vücudumu bile görmemiş olduğunu sen hissetmedin. Hem nereden bilecektin sana kendimi bakire olarak teslim ettiğini. O gece sen yanımda uyurken senin vücudunu hissetmek için sabaha kadar uyumadım. Seni hissetmek istiyordum. Karanlıkta her gözümü açışta seni yanımda gördükçe üzerimde yıldızların olmayışına şaşıyordum. Çay da almaz mıydın? Teşekkür ederim, vaktim yok. İyi günler. Bir dakika. Geç kaldım. Peki tekrar görüşecek miyiz? Eğer istersen. Evet, istiyorum. Olur. Bir dakika. Çiçek. Dün gece için teşekkür ederim. Sonra tekrar buluştuk. Senin evine geldim. Bana şahane bir gece yaşattın yine. Geç. Sağ ol. Mutluydum. Hem de çok mutlu. Seninle birlikteydim. Daha ne isteyebilirdim ki? Bu kadarını bile hayal etmemiştim. Günaydın. Günaydın. Biliyor musun, seyahate çıkıyorum. Neden? Tunus'a davet edildim. Oradaki Yazarlar Birliği tarafından. 15 günlüğüne. Dönüşte seni ararım. Bana telefonunu veya adresini ver. Posta kutusu 150 Kadıköy. Anlamadım. Adresin. Bana yazarsan seni ararım. Peki. Gitmeliyim. Gitmesen? Olmaz. Hadi hoşça kal. Seni yolcu edeyim, tamam? Bir dakika. Her şey çok güzeldi. Seni arayacağım. Ayrılmıştık. Elimde ayrılık gülleriyle giderken içimde bir hüzün vardı. Beni arayacak mıydın hiç bilmiyorum. İki ay her gün postaneye giderek posta kutusuna baktım. Fakat senden hiç o uzun bekleyişte çektiğim cehennem azabına rağmen yine sana kızamadım. Oysa sen çoktan dönmüştün. Bunu aydınlık pencerenden anlamıştım. Fakat sen bana döndüğünü yazmadın, beni çağırmadın. Bana hayatım boyunca tek satır yazmadın, tek satır. Hamile kalmıştım. O senin çocuğundu. Geçirdiğimiz iki geceden birinin meyvesi. O bizim çocuğumuzdu, yemin ederim. Çünkü kendimi sana teslim ettiğim saatlerden sonra bir daha bana hiçbir erkek eli değmedi. Hamile olduğumu öğrendikten sonra üniversiteyi bıraktım. Kendime iş aramaya başladım. Dayımın gönderdiği parayı biriktiriyordum.
Ayrıca doğum ve doğum sonrasında da paraya ihtiyacım olacağından derhal bir iş bulup daha çok para biriktirmeliydim. Sonunda bir firmada sekreterlik buldum. Aralıksız çalışıyordum. Beni tembel bulup işten çıkarmalarını istemiyordum. Ayrıca onlara evli olduğumu ve kocamın askerde olduğunu söylemiştim. Bu da iş yerinde bana bir saygınlık kazandırıyordu. Çalışıyordum. Çok çalışıyordum. Patronum defalarca benden çok memnun olduğunu söyledi. Ben de ondan memnundum. Çalışıyordum. Çok çalışıyordum. Çok idareli yaşıyordum. Bütün paramı hemen hemen bankaya yatırıyordum. Karnım iyice şişmişti. İşe gidip gelmek zor oluyordu fakat yine de çok mutluydum. Çünkü senden bir parça büyüyordu içimde. Sana gelip de hamile olduğumu söyleseydin bana inanmaz. Beni başından atmak isteyebilirdin. O zaman da aşkımız biterdi. Halbuki şimdi sen içindeydin. Nihayet oğlumuz doğdu. İsmini Ümit koydum. Tıpkı sana benziyordu. Onu görmeni ne kadar isterdim. Ama oğlumuzla birlikte sorunlarım da büyüdü. Çalışamıyordum ve çok paraya ihtiyacım da vardı. Oysa onun özel okullarda okumasını, toplumda saygın biri olmasını istiyordum. Bir gün karşılaşırsak oğlumuzun durumundan dolayı benden hesap sormanı istemiyordum. Sonunda buldum o parayı. Nasıl mı? Kendimi satarak. Bunun için hiç utanmıyordum. Zengin aşıklarım oldu. Önceleri onları ben buldum. Sonra da onlar beni. Çünkü bilmem hiç farkına vardın mı? Güzeldim. Kendimi kime teslim ettimse benden hoşlandı. Bana bağlandı. Beni sevdi. Nasıldı bugün? Çok iyiydim. Hiç ağlamadı. Bana alıştı artık. Biraz önce uyudum. Peki, sağ ol. Sen dinlen istersen. Sağ olun. Bir gün karşıma çok zengin fakat yaşlı biri çıktı. Beni kandırmak için şehrin lüks semtlerinden birinde bana ev satın aldı. Oğlumun nüfusuna geçirtti. Benimle evlenmek istiyordu. Ona evlenmek istemediğini söyledim. Fakat çok kararlıydı. Haftanın 3 günü ziyaretime gelir ve her seferinde de evlenme isteğini yinelerdi. Bense hiç kimseyle evlenmek istemiyordum. Çünkü bir gün tekrar karşılaşabilir ve beni isteyebilirdim. Ben hep o anı bekledim yıllarca. Yarın sen de gelir misin canım? Efendim? Gelirim. Pardon, şimdi dönerim. Seninle geleyim. Yok, gerek yok.
İyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar. Acaba gecenin geri kalan bölümünü benimle geçirmek için vaktiniz var mı? Evet. Gidelim. Önce vestiyere uğrayalım. Tabii. Sağ ol. Buyurun. Eşyaların değişmişti. Fakat ben yine de senin olduğu için sevmiştim. Bu kadar yabancı eşyanın arasında eski bir dostu gördüm. Mavi vazo. Bir tek o değişmemişti. İçinde de benim 11 senedir her doğum gününde gönderdiğim güller. Dün doğum günündü. Ben göndermiştim onları. Bir içki alır mıydınız? Evet, Ballantine Black Label lütfen. Ballantine mı? Hayret. Neden şaşırdınız? En sevdiğim markadır. Demek ortak yönlerimiz varmış. Buyurun. Merci. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Senin yanında kaldım. Şahane bir gece geçirdim. Ama beni çıplakken bile tanımadın. Bana lokantadan alınmış bir kadına nasıl davranılırsa öyle davranıp işin tadını çıkarmakla meşguldüm. Tüm şehvetini bende dindirmek istiyordum. Bense hiçbir erkeğin sevişmelerinde kendimi böyle teslim etmemiştim. Bunun bitmemesi için dua ediyordum. Kahvaltıda kim olduğumu, adımı, nerede oturduğumu sormadın. Ben senin için yine bir macera oldum. Unutmanın dumanları içinde iz bırakmadan eriyip giden bir sevişme saati oldum. Biliyor musunuz? Seyahate çıkıyorum. Birkaç aylığına bir Kuzey Afrika gezisine. Ne yazık. Sahiden üzüldün mü? Evet. Hayret. Sevdiğim adam da sürekli gezilere çıkardı. Giden yine gelir. Giden yine gelir ama kalan unutulur. İyi olan şey unutulmaz. Seni unutmayacağım. Hoşça kalın. Bir daha görüşecek miyiz? Sizi arayabilir miyim? Hiç sanmam. Bana güllerden bir tane verir misin? Hay hay. Belki bunları sana bir kadın vermiştir. Seni seven bir kadın. Belki. Bilmiyorum. Getirdiler. Kimin gönderdiğini bilmiyorum. Bunun için onları seviyorum. Unuttuğum bir kadın göndermiş olmasın? Yok. Hayır. İyi günler. İyi günler. Sen beni tanımamıştın. Fakat hizmetkarın Kadir Efendi beni tanımıştı. Hem de saniyede. Beni tanıdığı için önünde diz çöküp ellerini öpesim geldi. Beni küçük düşürmek için verdiğim parayı ona verdim. Ürktü. O anda benim kim olduğumu senin ömrünce sezdiğinden fazla sezmişti. Bütün yaşamımda herkes beni el üstünde tuttu. Hepsi bana karşı iyi davrandılar. Bir sen, yalnız sen beni unuttun. Yalnız sen beni hiçbir zaman tanımadın. Çocuğum öldü.
Ben onu yaşatmak için aylarca uğraştım. 11 yaşındaydı. Önümüzdeki sene koleje başlayacaktı. Fakat kader orada da oyununu oynadı. Elimden aldı. Lösemi oldu. Doktorlar en fazla 6 ay yaşar dediler. Onu daha fazla yaşatmak için bütün servetimi harcadım. Fakat yavrucuğum çırpına çırpına öldü. Onu toprağa verdiğim günden beri matemdeydi. Evden dışarı çıkmıyor, kimseyle görüşmüyor. Evet sevgilim, çocuğumuz öldü. Artık bu dünyada senden başka sevecek kimsem kalmadı. Fakat ben senin için neyim? Sen beni hiçbir zaman asla tanımadın. Bir su kenarından geçer gibi yanımdan geçip gittin. Hep kendi yolunda. Beni ebedi bekleyişler içinde bıraktın. Biri senin yanında benim ismimi söylese yabancı kalacaksın. Madem ki ben senin için bir ölüyüm, neden sevine sevine ölmeyeyim? Çocuğum öldükten sonra çektiğim acıları sana aktarmak istedim. Fakat bundan sonra olmayacak. Ben yine sessiz sedasız karanlığıma döneceğim. Bu benim vasiyetnamem. Eline ancak ben öldüğüm zaman geçecek. Rahat ölüyorum çünkü sen uzakta olduğundan bunu bilmeyeceksin. Ölümüm seni üzseydi ölmezdim. Artık yazamıyorum. Başım o kadar ağır ki. Her tarafım ağrıyor. Ateşim var. Galiba yatmam lazım. Hoşça kal sevgilim. Sana teşekkür ediyorum. Çünkü her şeye rağmen bütün bu olanlar iyiydi. Bir tek endişem var. Bundan sonra doğum günlerinde sana gülleri kim gönderecek? Vazon boş kalacak. Senden son ricam, her doğum gününde o güllerden al ve vazona koy. Ne olur yap. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hoşça kal.